Geçmişten gelen adamın bu bölümünde Yeditepe İstanbul'u konuşacağım, eleştireceğim. 2001-2002 yıllarında yayınlanan bir dizi, çok uzun değil. Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay diye bir karakter var. Çok zengin bir iş adamıyla evli. Bu iş adamı abimiz, yani İlhan Şeşen, iflas ediyor. Sonra işte intihar edip arkasında yüklü bir borcu Olcay'a ve kızına, yani Özgün Amal'a bırakıyor. Bu borç yüküyle tabii eski zengin hayatlarına devam edemiyorlar. Olcay kızını da alıp daha fakir bir mahalleye taşınmak zorunda kalıyor. Her şeye sıfırdan başlıyorlar. Müthiş zenginken bir anda gariban oluyorlar yani. Sıfırdan başlama, hayat mücadelesi, aşk, dostluk, aile olmak gibi kavramlar var genelde dizinin merkezinde. Tabii dizi sadece Olcay'ın hikayesini anlatmıyor. Yaşadıkları mahallenin hikayesini, daha geniş kadronun maceralarını anlatıyor aslında. Dizi ilerlerken mahallenin hikayesi gerçekten de yazılıyor bu arada. Dizideki karakterlerden Yusuf, Emre Kınay'ın canlandırdığı, mahallenin romanını yazmak isteyen bir karakter. Dizi boyunca da sürekli bu romanını devam ettiriyor. Bir yandan mahallenin hikayesini yazıyor. İşsiz, tembel, bir baltaya sap olamamış bir adam bu Yusuf karakteri. O yüzden ismi Yusuf olduğu için burada böyle bir Yusuf Atılgan'ın aylak adamına gönderme yapılmış da olabilir gibi düşündüm. Çünkü çok bariz şekilde edebiyatla iç içe zaten dizi. Ya bazı bölümlerde Turgut Uyar şiirleri falan da okunuyor. Roman yazmak isteyen bir karakter var. Ve dizinin dili de zaten roman sayfalarından fırlamış gibi. Dizinin anlatımı, diyalogları böyle çok günlük hayattan fırlayan replikler değil. Biraz daha edebi bir dille yazılmış, biraz daha süslenmiş, daha böyle şiirsellik katılmış. Yani sokakta normal insan böyle konuşmaz dersiniz. Her sahnede değil tabii ki. Ama dizinin önemli bir kısmında böyle süslü sözler var. Yani kitapta okusanız altını çizersiniz. Öyle güzel replikler var. Eğer gerçekçilik takıntınız varsa böyle özenle yazılmış diyalog kokan diyaloglar biraz soğutabilir belki bu eserden. Ama bu bir anlatım tercihi, bu bir yorum. Ya bu o yüzden beni çok rahatsız etmedi. Dediğim gibi zaten konseptle de uyumlu. Diyalogla bir derdiniz varsa bu diziyi hiç sevmezsiniz. Çünkü bu dizi yani tam bir diyalog dizisi. Böyle tanımlayabilirim. Çünkü yaşanan olayların gelişimi, sonuçlanması falan bunlar çok kuvvetli ve ilgi çekici değil bence çoğunlukla. Bu dizinin en kuvvetli yanlarının başında bence hikaye tarafında diyaloglar geliyor. Dili zengin bir dizi dediğim gibi. Karakterler duygularını, düşüncelerini ifade ederken süslü cümleler kuruyor. Üzerine düşünebileceğiniz cümleler kuruyor. Kitap da okusanız dediğim gibi altını çizeceğiniz cümleler kuruyor. Dizinin yazarı da Ali Ulvi Hünkar. Kendisi bir devlet tiyatrosu sanatçısı. Oyuncu. Daha önce onun yazdığı bir şeyi izlememiştim ya da okumamıştım. İlk defa Yeditepe İstanbul'da ben de tanıdım kendisini yazar olarak. Yönetmen Türkan Derya. Kendisini İkinci Bahar dizisinden de tanıyoruz. Birçok önemli dizide yönetmenlik yapmış bir televizyon yönetmeni. Oyunculara gelecek olursak oyuncu kadrosu zaten yıldızlar karması gibi. Zuhal Olcay, Emre Kınay, Oktay Kaynarca, Uğur Polat, Özgün Amal, Ruhi Sarı, ya say say bitmez. Her biri kendi döneminin ve tüm dönemlerin aslında önemli ve ünlü isimleri. Ve bu saydığım daha böyle star isimlerin dışında izlediğiniz çoğu dizide bir şekilde denk geldiğiniz yan karakterleri de Yeditepe İstanbul'da göreceksiniz. Yani herkesin yolu geçmiş bu diziden ya. Hani Avrupa Yakası'ndaki Şasu da var, Erdal Bakkal'ın eşi de var. Yani ismini unuttum şu an, hatırlayamadım. O karakter bile, yani o karakteri canlandıran oyuncu bile bir şekilde bu dizide yer almış. Yani birçok farklı dizide gördüğünüz isimler burada toplanmış gibi. Oyunculardan bahsetmişken Meral Oka'ya da ayrı bir parantez açayım. Çünkü kendisi aslında oyuncu değil, bir senarist. İlk televizyon oyunculuk deneyimini ikinci barda yapmıştı. Burada gerçekten oyunculuk performansının üzerine bayağı koymuş. Ben çok beğendim. Bir parantezde Serhat karakterini açayım. Bence dizideki en başarılı karakterlerden biri. Çok doğal, çok hayatın içinden. Hem çok iyi yazılmış hem de çok iyi oynanmış. Oyunculuk eğitimi alırken kusursuz konuşmak üzerine eğitiliyor bu insanlar. O yüzden ister istemez oynadıkları her rolde, yani rolün gereksinimi dahilinde olmasa bile, en temiz, en düzgün şekilde konuşmaya çalışıyorlar. Replikleri en güzel şekilde söylemeye çalışıyorlar. Bu bazen karakterlerin doğallığını, gerçekçiliğini kırabiliyor bazı rollerde özellikle. Yani bu kesimden bir insan şöyle eğitim almış, burada yaşayan şöyle bir insan bu kadar da temiz konuşmaz, bu kadar da temiz artiküle etmez her şeyi. Böyle devlet tiyatrosu sanatçısı gibi konuşmaz en azından diyorsun, yani ben diyorum. Bu benim genel olarak gözlemlediğim bir problem. Yeditepe İstanbul'dan bağımsız. Şimdi diğer oyuncular da usta, evet çok iyi oynamışlar ama onların sesini, kullanışı, artikülasyonu falan çok temiz. Yani onlar biraz daha böyle bir oyuncu performansı vermiş. Serhat karakteri daha doğal. Doğallıktan bahsetmişken Itır Eser'i de es geçmeyelim. Bence o da çok güzel oynamış. Çok doğal bir performans sergilemiş. Şimdi diğer oyuncularla kıyasladığın zaman bu dizide diğerleri evet bir tık daha oynuyor.
Yani onunla kıyasladığında sanki Itır Esen kötü bir performans sergilemiş gibi gözüküyor. Çünkü daha ruhsuz, daha enerjisi düşük, konuşma temposu düşük, daha böyle mıy 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 kalıyor diğerlerinin yanında. Ama karakterine çok uygun. Yani bu performans Lale karakterine çok uygun. Ve çok da doğal. Gerçekten o da hayatın içinden bir insanmış gibi, benim çevremde tanıdığım herhangi biriymiş gibi bana geçti. Oyunculuk performansı konusunda şöyle kapayım. Ömer'in annesine de bir parantez açayım. Tabii olumlu bir parantez olmayacak bu. Ömer'in annesi de diğer oyuncuların performansına kıyasla daha böyle tek düze, doğal gibi kalıyor demek isterdim ama öyle değil. Ömer'in annesi maalesef çok kötü bir performans sergilemiş. Yani replikleri asla içinden gelmiyor. Sadece dümdüz cümleleri okumuş, belli duyguları mırıldanmış, taklit etmeye çalışmış diyeyim. Çok kötü bir performans bence. Onun olduğu sahneler asla bana geçmedi. Kadının hakkını yemeyelim. Kadın zaten bir oyuncu değil. Oray Bey dönemlerinden kalma bir şarkıcı kendisi. Oyunculuk deneyimi var ama çok az. O yüzden normal böyle bir performans sergilemesi. Zaten dizide çok fazla yeri de yok. O yüzden çok sıkıntı değil. Müziklerde de yeni türküden tanıdığımız Derya Köroğlu'nun imzası var. Bu serinin ilk bölümünde konuştuğumuz Süper Baba'nın enfes müziklerini de yeni türkü yapmıştı, hatırlarsınız. Bu dizide de bence gayet güzel bir iş çıkarmış. Yani Süper Baba'daki kadar ikonik şeyler yok bence, ikonik parçalar ama yine güzel, gayet keyifle dinleyebileceğiniz müzikler var burada da. Güzel eşlik ediyor diziye. Benim Yeditepe İstanbul'a ısınmam uzun sürdü bu arada. Baya böyle 20'li bölümlere falan kadar gittim. 20'lerden sonra ben diziye bağlanabildim. Tabi bu yanlış anlaşılmasın. Yani dizi 20. bölümde anca açılıyor falan gibi bir şey söylemiyorum. Bu sadece benim tecrübem. Siz belki ilk bölümlerde bile bağlanıp sevebilirsiniz. Girişte dizi bence hikaye tarafında çok güzel bir kanca atıyor. Çok zengin bir ailemiz var. Talihsiz bir olay sonucu bir anda dibe vuruyorlar. Hayatları sıfırdan başlıyor. Hayatlarına yeni insanlar giriyor. O insanların da hayatlarını değiştiriyorlar. Güzel başlıyor. Ama olayların gidişatı çok ani ve ilgi çekici olmayan sıkıcı bir şekilde gelişiyor bence. Bir kere herkes çok hızlı aşık oluyor. Yani gerçek hayatta da böyledir aslında. Bazen bir bakış ya da sadece duyduğum bir ses bile birinden etkilenmene sebep olabilir. Ama burada herkes bir anda aşık oluyor. Ve aşkı geçtim, sadece aşık olmayı geçtim. Spoiler da olmasın izlemeyene şöyle anlatayım. Ferhan karakterinin evliliği o kadar hızlı ve ani gelişti ki yani hiç kafama oturmadı. Tamam, bir şekilde hadi sevdin, hoşlandın. Yani o adamla ilgili bazı detaylar var. Bunları birebir tecrübe ederek öğrendin. Yani nasıl ailece o adama güvendiniz, kabullendiniz, hemen nikah kıyıldı falan. O benim hiç kafama oturmadı. Ya tabii ki de dizideki karakterler başka. Kendi yargılarımızla, düşüncelerimizle değerlendirmememiz lazım. Ama yine de kendimden bağımsız olarak düşündüğümde bile kafama oturmadı o kısımlar. Tabii o büyük ihtimal plansız yapılan bir değişiklik de olabilir. Çünkü dizideki önemli bir karakter erkenden ayrılıyor diziden. Onun yerine geliyor Ferhan karakteri. Bayağı da bir şey değişiyor. Yani büyük ihtimal planlı değişiklikler değildi. Aceleye geldi bir şekilde falan. Böyle oldu. Ha, bir yandan da böyle insanlar yok mu? Var. Hayatları hep yarım kalmış, umutları tükenmiş. Hayat hep keşkelerle dolu. Bu yüzden yeni hatalar yapmaya da açıklar çünkü mutlu olmak istiyorlar. Keşkeleri unutmak istiyorlar. Mutsuzluklarını geride bırakmak istiyorlar. Böyle insanlar bazen sorgulamadan çoğu şeyi kabullenebilir. Sırf sonuca ulaşmak için bazı adımları hızlı geçebilir. Bunlar düşünülerek mi bu şekilde tasarlamışlar? Yoksa bazı şeyleri plansız aceleye getirip yaptıkları için mi böyle olmuş? Ya da belki de sizi hiç rahatsız etmedi tüm bunlar. Benim tamamen kendi kişisel rahatsızlığım, bilemiyorum. Ben çok emin olamadım hangisi olduğuna. Bana sanki hikayede yapılan sıkıntılı tercihlerden dolayı böyle olmuş gibi geldi. Aşk konusuna gelirsek herkesin Olcay'a aşık olması zaten dizinin en büyük saçmalığı. Hadi belli karakterler okey, güzel bir aşk üçgeni oluşturursun, gayet temiz bir şekilde yürür. Ama yani çok alakasız karakterler de aşık oluyor. Ya dizide erkeksen Olcay'a aşık oluyorsun. Neredeyse, ya bu işin şakası tabii de, neredeyse o noktaya varacakmış. Ya hele bir karakter var özellikle, yani o abi hangi ara aşık oldun? Yani bir şeye de hizmet etmiyor aşık oluşu yani. Çok aman aman bir değişim yaratmıyor hikayede bu bahsettiğim karakterin. O da aşık olunca dedim yeter yani artık. Yeter. Bir de bir silah mevzusu var ki yani çok uzuyor, çok. Tamam, önemli konu da yani bu kadar bölüme yaymak için aşırı sıkıcı ve kısır bir konu. Dediğim gibi zaten konudan çok karakterlerle, diyaloglarla kuvvetini gösteren bir dizi. Dizinin bazı bölümleri böyle çok kısır konularla ilerliyor ve uzadıkça da uzuyor. Bunlar da beni başlangıçta çok yormuş olabilir, bağlanmamı zorlaştırmış olabilir. Ama bu zaten genel olarak tüm Türk dizilerinin bir problemi bence. Her dizide bu
var bir şekilde. Daha önce konuştuğumuz İkinci Bahar dizisinde de var az da olsa. Süper Baba'da bayağı var ki o diziye de benim ısınmam, bağlanmam bayağı bölüm sürmüştü. Yani böyle bir orada da 15-20 bölüm geçtikten sonra gerçekten daha fazla bağlanmaya başladım. Ama o çok uzun bir dizi. Zaten genel olarak da çok daha etkileyiciydi bence. Şimdi Yeditepe İstanbul'da tam ben diziye ısındım, bağlandım. Bir o kadar bölüm daha gittikten sonra dizi bitti zaten. Ama bitmesi gerektiği şekilde bitti. Yani o dizinin o hikayeleri tamamlamaması gerekiyordu. Gerçekten de o insanların hayatı yine yarım kalmalıydı bence. Doğru şekilde bitti. Yani final bölümü çok iyiydi falan anlamında demiyorum. Sadece hikayeleri yarım bırakmasıyla doğru şekilde bitti bence. Şimdi diziye bağlanmaktan bahsettim. O bağı kurduktan sonra, diziye gerçekten bağlandıktan sonra bir eksiğini görseniz de çok ciddi bir problem olmuyor. Hikaye akıp gidiyor çünkü o karakterler artık sizin bir arkadaşınız. Siz de o ailenin bir parçasısınız, öyle hissediyorsunuz. Ve yarın ne yapacaklar, sonra ne yaptılar, o iş ne oldu, bu iş ne oldu falan diye merak ederek izlemeye devam ediyorsunuz. Yani ufak tefek hatalar, saçmalıklar, işte böyle mantık sıkıntıları falan hiç dert etmiyorsunuz. Önemli olan zaten bir şekilde diziye bağlanmak. Keyifle izledim. Bence gönlü güzel, tatlı bir dizi. Siz de böyle arada eski dizilere bakıyorsanız, yeni bir dizi arıyorsanız izleyecek. Yani eski bir yeni dizi arıyorsanız Yeditepe İstanbul'u tavsiye edebilirim. Zirvede olmasa da yapılmış en iyi Türk dizilerinden biri. Bu arada diziyi seviyorsanız mutlaka diziyi izledikten sonra ya da diziyi izlerken de olabilir, fark etmez. İlhan Şeşen'den Sen Benim Şarkılarımsın'ı dinleyin. Zaten dizi içerisinde de geçen bir şarkı. Bence bu diziyi çok güzel anlatan bir parça. Bu diziye çok uygun. Özellikle Bülent Ortaçgil'le olan versiyonu favorim. Hatta bu videoyu da o şarkıyla kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de bitmeyen gecelerin sonundasın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi yanımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.